Dersini mi çaldı? Ne oldu öyle ya? Hüsnü. Efendim Aylin. Aha. Evet tamam. Tamam bakıyoruz hemen. Balmumcu tarafına gidiyoruz Ali. Hemen. Bir kayıp şahıs bildirimi varmış. Ethem Erhan Türen. Burada. Elif Akdoğan. Burada. Sinem Eren. Yok hocam gelmedi. Bu hafta hiç yoktu Sinem. Hasta falan mı oldu arkadaşınız? Haberiniz var mı? Bilmiyoruz hocam ama geçen hafta da yoktu. Yoktu demek. Okulu bırakmayı da düşünüyordu hocam. Belki de gelmeyecek bundan sonra. Okulu bırakmak mı? Hı hı. Olmaz öyle saçma şey. Geçtiğimiz derste de yoktu Sinem. Bir önceki haftada sadece bir defa gördüm. Daha şimdiden 18 günlük devamsızlık yapmış. Okul açılalı ne kadar oldu ki? Sorun sadece devamsızlık olmayabilir Ayla abla. Arkadaşları Sinem'in okulu bırakmayı düşündüğünü söyledi. Nasıl oldu? Ya geçen sene en iyi öğrencilerimden biriydi bu kız. Bir yerlerde bir terslik var. Ailesiyle görüşmemiz lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ev telefonu olması lazım. Bir bakalım. İşte. Alo? Sinem Erel'in evi mi acaba? Evet. Kim arıyor? Ben Atatürk Lisesi Müdür Muavini Ayla Soylu. Sinem'in öğretmeniyim. Kiminle görüşüyorum? Babasıyım ben hocanım. Kazım Erel. Bir kabahati mi oldu bizim kızın? Hayırdır? Yok kabahat değil de daha şimdiden epey bir devamsızlığı oldu da. Bugün de okulda yok. Bir sorunu mu var acaba? Sizle görüşmek istedik de. Ne sorunu olacak hocanım? Sabah okula diye çıktı evden. Demek gelmiyor ha. Kıracağım bacaklarını. Bu sefer kurtulamayacak. Bakın Kazım Bey, sakin olun lütfen. Genç bunlar. Akılları hep bir karış havada oluyor bazen. Sadece haber vermek için aradım sizi. Okula gelmesini sağlayın yeter. Biz de burada konuşuruz Sinem'le, olur mu? Tabii hocanım, tabii. Eve gelsin. Benim de Sinem'e iki çift lafım olacak. Sağ olun aradığınız için. Hayırlı günler. İyi günler. Sinirlendi değil mi? Duydun işte. İnşallah kızla konuşurken kontrolünü kaybetmez. Daha da ürkütüp uzaklaştırmamak lazım. Okula falan gittiğin yok. Peder uyanmıyor mu vaziyete? Sabah akşam içiyor. Doğru düzgün yüzüme baktığı bile yok. Nereden uyansın? Rahatsın yani. Güzel. Nesi güzel? Eve de okula da gitmek istemiyorum. Annem varken böyle değildim. Hadi ama. Duygusal yapma şimdi. İçimi karartma. Tamam tamam. İyiyim ben. Sinem aşkım böyle sürekli sahilde parkta mı takılacağız? Bize gitmeyecek miyiz artık? Gelemem. Biri görüp babama yetiştirirse hayatım kayar. Delirdim neler yaptığını biliyorsun. Biliyorum kızım. Biliyorum da olmuyor böyle çocuk gibi dışarılarda el ele gezmek. Söyleme böyle Bülent. Üzme beni. Bir tek senin yanında rahatım biliyorsun. Sen olmasan çoktan delirmiştim. Seviyorsun beni değil mi? Herhalde kızım. Sevmez miyiz? Oo, hele şükür gelebildin. Evde miydin sen baba? Korkuttun mu? İşin yok muydu bugün? Boş ver beni. Sen anla. Nereden böyle? Nereden olacak baba? Okuldan. Yalan söyleme. Okula falan gittiğin yok. Yapma baba. Canım yanıyor. Dur. Bağırma. Sabah çıkıyorsun, akşam geliyorsun. Peşine mi takılalım, polis gibi bekçilik mi yapalım? Bu yaştan sonra. Cevap ver. Yüzüme bak. Babalık yapsan yeter. İnsan olsan yeter. Ama onu da istemiyorum artık. Hiçbir şey istemiyorum senden. Keserim o dilini. Gebertirim seni. Hele bir dene. Hele bir dene de ne oluyor gör. Gel buraya dedim. Sinem. Sinem. Aç şu kapıyı. Aç dedim. Pişman edeceğim seni. Göreceksin bundan sonra. Bir daha odadan çıkamayacaksın. Kıracağım bacaklarını. Duydun mu beni? Bu gece rahatsın. Erken bitmiş işin. Evet bitti ama belli olmaz. Bakarsın arayıp çağırırlar yine. Ne yapalım? Sen de beni yine yalnız bırakıp gidersin. Ya söyleme böyle. Zaten o gece dert oldu içime. Hiç olmasın. Çok güzel filmdi. Ne zamandır yalnız gitmiyordum sinemaya. İyi geldin.
Sen beni yüzmeye koymuşsun kafana değil mi? Ha? Şaka yapıyorum. Bozuldun mu yoksa? İlk defa böyle işten gülerken görüyorum seni. Öyle güzelsin ki. Yani öyle güzel gülüyorsun ki. Bayağı bir zaman oldu gülmeyeli. Daha doğrusu biri beni güldürmeyeli. Ha? Banaydı değil mi bu laf? İyi bir şey söyledin sonunda yani. Ne desen azdır ya bazı insanlar için. Övmek saçmadır. Boş laftır bütün iltifatlar, yetmez. Sen öyle bir adamsın işte Engin. En zor zamanında çıktın karşıma. Ve ben bu hayattan kopmadıysam hala bu en çok senin sayende oldu. Seni kendi haline bırakamazdım Yeliz. Kararıp gitmene izin veremezdim. Bak, saklayacak değilim. Görür görmez etkilendim senden. Ama başka bir şey bu bahsettiğin. İçine düştüğün yalnızlık, çaresizlik. Hepsi ezberimde benim. Aynısını yaşadım. Ama şimdi istiyorum ki sen yaşama onları. İzin ver yanında olayım. Dostun olarak. Ya da daha yakın. Sen koy elini. Ama müsaade et tutayım elini. Sen isteyene kadar da bırakmayayım. Günaydın Yeliz'cim. Gel. Günaydın Ayla abla. Hayırdır canım? Dersin yok muydu senin? Var ama Sinem yine yok abla. Yine gelmemiş. Otur. Aa, nasıl olur peki? Nereye gidersin tek başına? Kime gidersin? Neredesin Sinem? Neredesin? Alo Sinem? Kazım Bey, ben Ayla. Ayla Soylu, Sinem'in hocası. Hoca hanım, tam vaktinde aradınız. Sinem yok. Ne? Ne demek yok? Yok işte, gitmiş. Tek mektup bırakmış. Kaçmış evden. Kızım gitmiş hoca hanım. Bir şeyler yapın. Ne olur hoca hanım. Tamam. Kerem'le tanışmıştın zaten, ev arkadaşım. Evet, merhaba. Merhaba Sinemciğim, hoş geldin. Senin odan nerede? İçeride, gel göstereyim. Hele şükür gelebildik bize. Dün öyle konuşunca kesmiştim Umud'u ama. Temelli geldim ben Bülent. Evden kaçtım. Ne? Ne kaçması kızım? Türk filmi mi çeviriyoruz burada? Gülme, ciddiyim ben. Babama dayanamıyorum artık. Yüzünü bile görmek istemiyorum bir daha. İyi, sen bilirsin. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Gel uzan istersen biraz. Bülent. Hı. Aşkım, bütün gece uyumadım. Biraz kestirsem şurada olur mu? Olur, sen bilirsin. Rahatına bak. Sağ ol. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Ayıp ediyorsun aşkım. Seni sokakta bırakacak halimiz yoktu herhalde değil mi? Hadi sana iyi uykular. Kız daha bebek be oğlum. Yavaş gitmek lazım. Öyle olsun. Güzelmiş ama. Herhalde. Akif abi aradı mı? Aradı. Uğrayacak bugün. İş ayarlamış sana. Süper. Para lazımdı zaten. İlaç gibi gelecek. Engin nerede? Toplantı odasında. Yeliz geldi. Okulla ilgili bir mesele varmış galiba. Okul mu? Beni hiçbir zaman anlamadın baba. Anlamaya çalışmadım bile. Annemden sonra korktum. Yalnız kaldım. Ama sen yoktun. Hiçbir zaman yanımda olmadın. Olduğunda da bağırıp çağırdım. Başka bir şey yapmadım. Bir de dövdün tabii. İçkiliydin çoğunda. Belki hatırlamazsın. Bu mektubu aldıktan sonra sakın beni aramaya kalkma. Çünkü bir daha asla göremeyeceksin beni. Sen de rahat edersin. Ben de. Sinem. Nereye gider bu kız? Bir iş gelmesin başına amirim. Yardımcı olun ne olur. Keşke biraz da sen yardımcı olsaydın kızına. Doğru dürüst babalık yapsaydın keşke ha. Bu mektup var ya Kazım. İstesem bunu şikayet dilekçesi yerine kullanıp ceza alman için ne lazımsa yaparım. Yapmayın, etmeyin. Genç işte. Ne dediğini, ne yazdığını bilmiyor. Dikkat çekmeye çalışıyor sadece. Boşuna laf anlatma. Biz senin gibi değiliz. Olamayız. Genç ya da çocuk. Kim olursa olsun birinin canı yandı mı biz onu ciddiye alırız.
O yüzden dua et de başına bir şey gelmeden bulalım Sinem'i. Yoksa senin canın çok daha fazla yanar. Ben Sinem'in sınıfından bir arkadaşıyla beraber geldim Rıza abi. Bana anlatmadı bir şey ama belki sizle konuşursa yardım olur diye düşündüm. İyi yapmışsın Yeni, sağ ol. Engin, ilgilenirsin çocukla değil mi? Tabii amirim. Benim yapacağım bir şey var mı amirim? Var. Git evine haber bekle bizden. Ayak altında da dolanma, tamam mı? Baş üstüne. Hadi çık. Kızı bulmak için elimden geleni yapacağım. Yapacağını biliyorum. O yüzden sana geldim.